Peki Fethullahçı terör örgütü nasıl oluyor da Türkiye'deki pek çok yapıya sızabiliyor? Ama kendisiyle bir ortamda karşı karşıya geldiğinde ona son derece hürmet gösterdi. Bu sizce Taki'ye değil mi diye soruyor. Benim Fethullah filanla ne alakam var? Ben kendisine sadece hürmet gösteriyorum. Biz herhangi bir yapılanma değiliz şeklinde kendilerini kurtarma yoluna gidiyorlardı. Taki'ye uygulamasının en önemli özelliklerinden bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşandı. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Fethullahçı terör örgütünün en kritik iki silahı olan takiye ve renklendirmeden bahsedeceğim. Öncelikle takiye ve renklendirmeyi neden anlatıyorum? 5 Ekim tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 hakim ve savcıyı FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 yıl geçmiş. Halen FETÖ üyeleri hakim ve savcı olarak kendilerine yer bulabiliyorlar ve bu tepki çekti. Nasıl olur? Bu isimler temizlenmemiş miydi? Nasıl hala FETÖ'cüler devlet kademelerine sızabiliyor, hatta hakim ve savcı olabiliyor? Bu sorular çok soruldu. Ancak Fethullahçı terör örgütünün terör örgütlüğüyle beraber bir ajanlık örgütü de olduğu gözden kaçıyor. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminden çok önce başladığı faaliyetleriyle en aşırı sağdan en aşırı sola kadar siyasi yelpazenin hemen hemen tamamına, İslami cemaatlere, hatta Mason localarına kadar sızmış bir oluşum. Biz bunu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan bazı isimlerle anladık. Kimileri Mason locası üyesi çıktı, kimisi aşırı sosyalist çıktı, kimisi liberal çıktı. Hatta ben ateistim diyenler dahi oldu. Ancak bu isimlerin yargılamaları sonucunda Fethullahçı terör örgütü mensubu olduklarını ve ait oldukları oluşuma FETÖ tarafından sızdırıldıkları ortaya çıktı. Peki Fethullahçı terör örgütü nasıl oluyor da Türkiye'deki pek çok yapılanmaya, bunların içerisinde dini yapılanmalardan siyasi yapılanmalara kadar, sendikalara kadar pek çok yapıya sızabiliyor? Bu sızma işine FETÖ'de renklendirme deniyor ve renklendirme operasyonunda FETÖ'nün en büyük silahı takiye. Peki nedir bu takiye? Kişinin ölüm tehlikesi altında İmanını gizleme ruhsatına takiye denir. Bunun delili sevgili peygamberimiz döneminde yaşayan sahabeden Ammar, babası Yasir ve annesi Hazreti Sümeyye. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar Mekkeli müşriklerin eline düştükleri zaman Mekkeli müşrikler eğer imanınızdan dönmezseniz sizi öldürürüz diye tehdit ettiler. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye imanlarından dönmediklerini açıkladılar ve şehit oldular. Evlatları Hazreti Ammar diliyle imanından döndüğünü söyleyerek ellerinden kurtuldu ve Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Sevgili Peygamberimiz de onun zaruret halinde bu işi yaptığını söyleyerek bir sorumluluğu olmadığını söyledi. Ve Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 106. ayeti kerimesi inzal oldu. Takiye temel olarak bu. Yani bir kişi kafanıza silah dayayacak ve Müslüman olmadığını söylemezsen seni öldürürüm diyecek. Ve sen de kalbinle halen Müslüman olarak sırf o tehlikeden kurtulmak maksadıyla artık Müslüman olmadığını söyleyeceksin. Bu işin adı takiye. Peki bu FETÖ'de nasıl? FETÖ'de takiye her durum ve şartta örgütün menfaatlerini en üst planda tutarak sürekli yalan söyleme ve kendini gizleme işi. Biz bunu nereden biliyoruz? Ta 1971 yılında Fethullah Gülen İzmir'deki askeri mahkemede yargılanırken kendisini o zamana kadar Nurcu olarak kabul ettiği halde mahkemede ben Nurcu değilim, ben bunları tanımam, benim Nurculukla bir alakam yok diyerek kendini kurtarma yoluna gitti. Peki sadece bu mu? Değil. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının YouTube'da kurduğu bir kanal var. İsmi Veranda. Eski Yalova İl İmamı Tayfun Tuna ile Zaman Gazetesi'nin eski Londra muhabiri İlhan Gökalp'in ortak kurduğu bir kanal. Bu kanalda konuk olan FETÖ firarisi Önder Aytaç'a İlhan Gökalp şahit olduğu bir olayı anlatıyor. Fethullah Gülen kendilerine 10-15 gün önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş hakkında ağızda alınmayacak sözler söylerken Alparslan Türkeş'i davet ettikleri bir organizasyonda ona son derece hürmet gösteriyor ve İlhan Gökalp diyor ki ya benim yanımda ona küfür etti, benim yanımda ona hakaret etti ama kendisiyle bir ortamda karşı karşıya geldiğinde ona son derece hürmet gösterdi. Bu sizce takiye değil mi diye soruyor Önder Aytaç'a. Önder Aytaç da ben Fethullah Gülen'in elinde büyüdüm
ve ben Fethullah Gülen'den hiç takiye görmedim diyerek aslında takiyenin en büyüklerinden bir tanesini gösteriyor. Çünkü Önder Aytaç da 2008'de katıldığı bir televizyon programında sizin için cemaat mensubu deniliyor, bu doğru mu sorusu sorulduğunda ben cemaat mensubu falan değilim. Ben polis akademisinde görevli bir akademisyenim ve burada bir akademisyen kimliğimle, burada bir bilim adamı kimliğimle konuşuyorum. Cemaate dair soruları bana sormayın. Gidin kim cemaat üyesi ise ona sorun diyerek kendisini aklamaya çalıştı. Önder Aytaç'ın babası 1965 yılından bu yana Fethullah Gülen'e hizmet ettiği için kendisini dünyanın en şanslı insanlarından biri kabul eden Aysal Aytaç da 1999 yılında kendisine Fethullahçı diyen gazete yazarlarına dava açmıştı. Ben Fethullahçı falan değilim. Ben emekli bir bürokratım. Benim Fethullah Gülen'le bir işim olmaz şeklinde dava açmıştı. Ama aynı Aysal Aytaç 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçtığında yurt dışında 1965'ten bu yana Fethullah Gülen'e hizmet ettiği için kendisini dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak kabul ettiğini açıkladı. FETÖ'de takiye her durumda uygulanan bir silah aslında. FETÖ'cüler gerektiğinde içki içebiliyorlar, gerektiğinde dans edebiliyorlar, gerektiğinde eşlerinin başlarını açarak kamuda sızma harekatı yapıyorlar. Bunu sadece takiye ile meşrulaştırıyorlar. FETÖ'cülere bu takiye ruhsatı bizzat Fethullah Gülen tarafından verildi. 28 Şubat darbe girişiminden 2 yıl sonra yani Fethullah Gülen ve örgüt üyelerinin 28 Şubat darbecilerine açık destek vermesinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Fethullah Gülen'in bir gizli kaseti ortaya çıktı. Altunzade'deki FEM dershanesinin en üst katında örgütün özel üyelerine yapılan bir konuşmaydı bu. Ve o konuşmada Fethullah Gülen uygun zamana kadar kendinizi gizleyin, gücü elinize aldığınız zamana kadar kendinizi gizleyin, kendinizi hiç göstermeyin, en uygun zaman gelene kadar kendinizi her gösterme çabanız size zarar olarak gelecektir. Bunu sakın unutmayın şeklinde bir konuşma yaptı ve konuşmanın sonunda aynen şunu söyledi. Bu konuşmayı elinizdeki meyve suyu paketlerini çöp kutularına attığınız gibi bir sır olarak saklayacağınıza eminim. Sırrınız sizin esirinizdir. Söylerseniz esiri olursunuz. Tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal mevzelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar, her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk edip, terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir. Ve burada yapılan şeyler bunlardır. Burada yapılan şeyler mikro planda dünyayla hesaplaşma işidir. Buyuz, sesimiz, soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Hazır edebildin mi? Evet. Sırrın senin esirindir. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen bu konuşma sonrası yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. 1999 yılından bu yana Pensilvanya'daki örgüt ininden örgütünü yönetmeye devam ediyor. Bu konuşmanın ardından Fethullah Gülen ve FETÖ üyeleri her ortamda takiye yapmaya devam ettiler. Kendilerini bazen Atatürkçü olarak gösterdiler, bazen İslamcı olarak gösterdiler, bazen milliyetçi oldular, bazen komünist oldular, bazen ateist, bazen mason, her kılığa girerek kendilerini gizleme yoluna seçtiler. Hatırlayın, çoğu FETÖ firarisine 15 Temmuz darbe girişiminden önce siz Fethullah Gülen mensubusunuz, siz Fethullah Gülen'in destekçilerisiniz denildiğinde benim Fethullah Gülen'le ne alakam var? Ben kendisine sadece hürmet gösteriyorum. Biz herhangi bir yapılanma değiliz şeklinde kendilerini kurtarma yoluna gidiyorlardı. Ve bu yalan söyleme FETÖ üyelerinde örgütte kalmanın temel şartlarından biri oldu. Örgüt üyeleri eğer kendilerini açığa çıkartacak şekilde davranırlarsa örgüt içerisinde cezalandırılıyorlardı. Yani
FETÖ'de kalmanın temel prensiplerinden biri örgüt mensuplarının takiye yapma zorunluluğu oldu. Ta ki Fethullah Gülen'den emir gelene kadar, ta ki mahrem imamlarından emir gelene kadar, yani 17-25 Aralık kumpası gerçekleşene kadar, yani 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşene kadar. Fethullahçı terör örgütü mensupları takiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yargıya ve devlet bürokrasisinin diğer katmanlarına sızdılar. Bugünlerde kendisine yönelik her eleştiride biz zamanında FETÖ'cüleri de eleştirdik ve siz bizim yanımızda durmadığınız şeklinde cevap veren meşhur bir YouTube ünlüsünün babası, emekli asker, aynen şunu söylemişti. Biz kimin Fethullahçı olduğunu bilmiyoruz ki. Kapılarına bir bakıyoruz, rakı şişeleri. Evlerine bir giriyoruz, Atatürk resimleri her yerde. Eşlerinin başı açık, gittiğimiz her yerde dans ediyorlar. Biz bu adamların Fethullahçı olduğunu nasıl anlayabilelim? Biz bu insanların Fethullahçı olduklarını nasıl anlayabilelim demişti. FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da çeşitli kılıklara bürünerek devlet kadrolarına girmeye çalıştılar. Bunlar güvenlik soruşturmasından geçtiklerinde kendilerinde ve ailelerinde bir FETÖ üyesi bulunmadı. Çünkü örgüt tarafından çok küçük yaşlarda devşirildiler ve mahrem imamlarıyla bazen 6 ayda, bazen 1 yılda bir görüşerek kendilerini gizlediler. O yüzden biz Gökçe Fırat gibi Türkiye'nin en marjinal gruplarından bir tanesinin başında olan bir isim FETÖ üyeliğinden yargılandığında ilk başta bir şaşırdık. Ancak daha sonra kendisinin Fethullahçı terör örgütü tarafından o yapıya dahil edildiğini ve o yapıda yükselmesi için önünün açıldığı ortaya çıkınca terör örgütünün kirli yüzüyle bir kez daha karşılaştık. Ki o Gökçe Fırat 17-25 Aralık kumpasından önce Fethullah Gülen'i asmaktan bahseden konuşmalar yaparken 17-25 Aralık sonrası firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın yanında süt dökmüş kedi gibi uysal bir şekilde pozlar vermekten geri durmamıştı. Fethullahçı terör örgütünün takiye uygulamasının en önemli özelliklerinden bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşandı. Yurt dışındaki bir televizyon kanalına röportaj veren FETÖ elebaşı, darbenin sivil bir numarası olan Adil Öksüz'ü hiç tanımadığını, hiç görmediğini, kendisiyle hiçbir alakası olmadığını söyledikten sonra Adil Öksüz'ün Fethullah Gülen'le bizzat görüştüğü, çocukları ve ailesinin olduğu bir ortamda görüştüğü, Fethullah Gülen'in kendisine özel ilgi gösterdiği, çocuklarıyla ilgilendiği, eşiyle konuştuğu, hatta Adil Öksüz'le Fethullah Gülen'in arasında akrabalık ilişkisi olduğu ortaya çıkınca FETÖ üyeleri dedi ki Fethullah Gülen bizim yapılanmamızı korumak için takiye yaptı. Bunlardan bir tanesi FETÖ üzerine İngiltere'de akademik çalışmalar yaptığını iddia eden FETÖ'nün yeni nesil tetikçilerinden İsmail Sezgin. İsmail Sezgin YouTube'da yaptığı bir yayında Fethullah Gülen'in Adil Öksüz'ü tanımadığı iddiasının örgütü korumak maksatlı bir takiye olduğunu bizzat kendi ağzından açıkladı. Burada Fethullahçı terör örgütünün takiye uygulamalarından örnekler verdik. Ancak şunu çok açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Takiye İslam inancına göre ancak Müslüman olmayan kişilere karşı yapılabilecek bir ruhsat. Yani Fethullahçı terör örgütü mensupları 1971'den bu yana takiye yaparak zımmen bize şunu söylemeye çalışıyorlar. Biz kendimiz dışındaki hiçbir oluşumu Müslüman olarak kabul etmiyoruz. Siz bizim gözümüzde Müslüman değilsiniz. FETÖ'nün bu uygulamasına benzer bir uygulamayı Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ın yaptığını da söylemekte fayda var. DEAŞ'a göre de kendileri dışında Müslüman olan kimse yok. Herkes kafir. Burada terör örgütü DEAŞ'tan bahsederken şunu da hatırlatmakta fayda var. Takiye Şiiliğin temel prensiplerinden bir tanesi. Tıpkı FETÖ'de olduğu gibi Şiilikte de takiye yapmayanın Şii olmadığına dair temel bir görüş var. Ve bu Şii kaynaklarında yer alıyor. Ve kendini Türkiye'de en anti Şii oluşum olarak pazarlayan Fethullahçı terör örgütü Şiiliğin temel esaslarından biri olan takiyeyi de Türkiye'deki Müslümanlara karşı kullanmaktan geri durmuyor. Fethullahçı terör örgütünü, onun kirli yüzünü, yaptığı kumpasları ve örgüt yöneticilerini anlatmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.